Gerçekleştirilebilmesi için konser, panel ve kitap fuarı gibi çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Haydi Siverek'in bir dünya rekoru kıralım. Dünya rekoru kıralım. Sen yoksan eğer eksik kalırız. Büyük gün 25 Eylül 2022. Hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 25 Eylül 2012'de Siverek olarak Toplu Kitap Okuma Katalogisi'nde bir girişimden oldu. Girişimimiz kabul edildi. Bir kutlak sonunda Siverek'te Sivil Toplum Kuruluşları'yla, Siverek'te akademisyenlerle, yazarlarla, sanatçılarla bir meclis oluşturduk. Bu meclis kapsamında çeşitli etkinliklerimiz devam etmekte. Anladığımız metal girişimi olarak Siverek sorunlarını da gündemleştirmiş. Bu sorunların bir parçası olmak, sizin önerimi üretmek. Bu nedenlere biz bugün 4. halk kürsümüzü sadece bayanlarımıza yönelik kuralım istedik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla aldığımız bir kararla bir halk kürsümüzü de bayanlarımıza yönelik ayıralım istedik. Öyle bir karar verdik. Şunu biliyoruz. Eğer Siverek'te önemli güzel gelişmeler olacaksa bunun belki de en büyük mimarı bayanlarımız, annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz yani sizler olacaksınız. Biz 3 tane şu ana kadar halk kürsüsü kurduk. İlkini Üçgen Park'ta kurduk. İkincisini Ağaçhan'da. Son yaptığımız halk kürsüsü de Gazi Parkı'nda kuruldu. Belki de işinizden bu anlamda da bu sorunu da dile getirecek kardeşlerimiz olacaktır. Parklarımız genelde hani çok katı bir kural olmamakla beraber bayanlarımızın giremediği alanlar. Bize göre büyükler olarak bayanlarımızın aktif olarak toplumsal hayata dahil olmaları gerekiyor. Eğer bir değişim olacaksa yine bunun özellikle genç nesilleri yetiştiren, onlara şekil veren anneler olması münasebetiyle bayanlarımızın ciddi bir emeği, ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen biz de bütün sivil toplum kuruluşlarında, bütün kurumlarda erkeklerin yoğun olduğu bir yapı, bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla aldığımız bütün kararlarda bizim algıladığımız ölçüde sorunlara çözüm bulmak istiyoruz. Ben açıkçası şahsen şunu merak ediyorum. Biz ne kadar toplumsal sorunlara dokunabildik, ne kadar sorunlara doğru teşhis ettik. Burada belki sizlerin bakış açısıyla bu sorunlara farklı bir bakışla görmenize neden olacaksınız. Ben bu toplantının çok önemli geçeceğini düşünüyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kürsüyü, bu oturumu...
şekilde konuşma tarzları görüyoruz. Öncelikle bizim kendi içimizde kendimize nasıl davranacağımız önemli.